Herkese selamlar. Bu Surat 5 eğitim setimizin 57. dersiyle birlikteyiz. Bu derste yine formlara devam edeceğiz ve kayan etiketler nasıl oluşturulur onu göreceğiz. Geçen derste yaptıklarımın hepsini silip burayı boşaltın. Burayı bir rahatlatalım. Şimdi kodlarımızı yazmaya başlayalım. Bootstrap bize diyor ki form içerisinde eğer kayan bir etiket oluşturmak istiyorsan dış bir division oluşturacaksın ve input ve label'ı bunun içerisine atıp bunun onları sarmasını sağlayacaksın. Nedir bu? Form-floating. Floating, form-floating. Buna margin bottom 3 diyorum ki aşağıdaki ile aralarında bir boşluk olsun. Input'uma geliyorum. Birinin türünün email olduğunu belirtiyorum. Birinin türünün password olduğunu belirtiyorum. Yine form-control adındaki klaslarımı ekliyorum. ID'ler oluşturuyorum ve placeholder giriyorum. Placeholder zorunlu. Birazdan placeholder'ı kaldırınca çalışmadığını göreceksiniz. Label'ı for attribute ile şuradaki ID ile bağlantısını kurduk. Şurada da yine myPassword ve myPassword ID ile input'la şuradaki label'ı for etiketi ile birbirine bağlamış olduk. Hemen şurada sağ altta go live'a tıklıyorum ve bakalım nasıl bir şey oluştu. Şimdi ilk şurada yakınlaştırayım isterseniz. Bakın üzerine gelip fokuslanınca yukarıya doğru kayıyor. Bakın tıklayınca yukarıya doğru kayıyor. Tıklayınca yukarıya doğru kayıyor. Tıklayınca yukarıya doğru kayıyor. Bunu sağlayan bu sebepteki form-floating adındaki şu cluster. Ancak şurada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Input'u label'dan önce yazmalısınız. Bootstrap bunun bir zorunluluk olduğunu belirtiyor. Diyor ki input'u label'dan önce yazın. Ayrıca diyor placeholder girmezseniz diyor. Biz placeholder üzerinden çalıştırıyoruz. Yine sorun yaşayacaksınız diyor. Kontrol edelim. Bakın kaymış halde geliyor. Ben üzerine tıkladığımda zaten kayıp yukarıya gitmiş halde olduğu için placeholder olmadan düzgün çalışmıyor. Bakın burası düzgün çalışırken şurası zaten kaymış halde duruyor. O halde placeholder zorunlu. Bunu bilmeniz gerekiyor. Bakın placeholder zorunlu ve ne dedik? Input label'dan önce gelmeli dedik. Peki value verirsek ne olur? Value verince yukarıya kaymış halde kendini oturttu. Aşağıya da kendi value değerini yazdırdı. Yani floating işlemi gerçekleşmiş gibi davranıyor eğer bir value verirseniz. Gerçekten bence kayan etiketler çok güzel. Kullanabilirsiniz. Çok da şık. Animasyonlu bir efekt oluşturmuş. Güzel. Ben beğeniyorum. Bir de önümüzdeki ders validation konusunu göstereceğim size. Validation'larla nasıl görünüyor kayan etiketler onu da görmenizi istiyorum. Şuraya isValid veya isInvalid klaslarını ekliyorsunuz. Bakın şu an örneğin backend'de işlem yaptınız. Kişi e-posta adresini yanlış girdi. Gelip kişiye şu şekilde bir hata göstergesi göstermeniz için oluşturulan doğrulama klasları ya da isValid şöyle burada yazılanın doğru olduğunu gösteriyor. İşte şifreniz de doğruysa şuraya da bir çarpı vurup şuraya da isValid yapalım. Evet, şifreniz ve e-postanız doğruysa buradan sonra giriş yapacaksınız gibi. Bunlar da form doğrulama yöntemleriyle kullanılma şekliydi. Bunlar önümüzdeki dersin konusu. Şimdilik kafanızı karıştıracak bir durum yok. Hızlı bir şekilde text area ile nasıl kullanılır onu görelim. Yine text area kullanımında da form floating adındaki klası verdik. Yine text area'mızı oluşturduk. Bir ID verip şuradaki label ile iletişimini kurduk. Placeholder'ı bırakmak zorundaydık. Hızlı bir şekilde gözlemleyelim. Bakın yorumunuz diyor. Tıklıyorum. Yorumunuz yukarıya doğru kayıyor. Şimdi şurada dikkat ederseniz bizim text area'mızı aşağıya doğru çekip uzatabiliyoruz yükseklik olarak. Yine tıkladığımızda güzel bir efekte yukarıya doğru kayıyor. Ancak şimdi yeniliyorum. Şuradaki yüksekliğe dikkat edin. Normalde biz text area'yı rows'lar ile yüksekliğini ayarlayabiliyorduk. Örneğin 4 dediğimde güzel bir satır uzunluğu oluşturuyordu. Ancak şurada gördüğünüz üzere çalışmıyor. Niçin çalışmıyor? Bootstrap diyor ki burası çalışamaz. Rows kullanmayın diyor. Bunun yerine bir style atın diyor. Yükseklik verin diyor. Örneğin 150 piksel. Şimdi bakalım yüksekliğiyle oynayabilmiş miyiz? Yüksekliğiyle oynayabilmişiz. Şunu sıfırlayalım. Yüksekliği ayarlamak için mecburen
manuel CSS ile müdahale etmemiz gerekiyor. Eğer böyle bir niyetiniz varsa. Hızlı bir şekilde bir tane de oluşturalım ve select'ler içinde nasıl kullanılıyor bir görelim. Şuradaki text area kısmını kaldıralım. Yine form floating içerisine sıkıştıracağız. Fakat şunu bilmeliyiz. Bakın form control elementlerinin hepsiyle kullanılabiliyor. Şuna dikkat edin. Bu kayan etiketler form control klasını kullandığımız her yerde kullanılabiliyoruz. Bunun haricinde sadece form select'te kullanabiliyoruz. Yani select'lerde kullanabiliyoruz. Başka bir yerde kullanamayız. Ancak input'lardan farklı olarak label sürekli kayan durumda gösteriliyor. Bakın form select'te böyle bir fark var. Hızlı bir şekilde ben bir select oluşturayım. Bir select oluşturduk. Onun klasına form-select dedik. Zaten selectlerin klası buydu. Bir ID verdik ve şuradaki label ile ilişkisini gösterdik. Bir Arya label ile ekran okuyucu ve benzeri teknolojileri kullananlar için bir açıklama yaptık. Şurada bir option oluşturduk ve şehirlerimizi yazdık. Bu şehirler içerisinde bakalım nasıl görünüyor. Gördüğünüz üzere sürekli kayan bir şekilde görünüyor. Şehriniz kısmı yukarıda. Sürekli şu şekilde bunlar nasıl kayan bir şekilde ben tıkladıktan sonra görünüyorsa bu direkt öyle görünüyor. Tıpkı inputlardaki şöyle value bir value değeri varsa input'un içerisinde şuranın kayan bir şekilde göründüğü gibi. Aynen select'lerde de bu şekilde görünüyor. Select'lerde yani tıklanınca kayma gibi bir durum söz konusu değil. Bunu da göstermiş olalım. Bir de grid sistemle bunu göstereyim. Grid sistemle kullanmayı da görün. Hemen şu formun içerisinde geliyorum. Bir satır açıyorum. Satırı yan yana böleceğim için istersem kol 6'ya yaparım. Veya eğer iki tane yan yana olacaksa kol 6'ya demem de direkt kol derim. O kendisi 2 6'ya 6 şekilde ayarlar. Bir tane daha dersem 12 parça olacak ya 4 4 4 diye ayarlar. 4 tane yazarsam 3-3-3 diye ayarlar gibi. Ben 2 tane oluşturacağım için kol 6'ya kol 6 dememe gerek yok zaten. Hatta isterseniz şöyle de yapabilirdik. Yani kol small'dan itibaren 6. Şöyle kol small'dan itibaren 6'ya 6. Kol yani ekstra small'larda şöyle kol 12 olsun. Her biri aşağıya yazılsın diyelim. O zaman madem kolların içerisine yazdık, iki tanesini alalım. Şunu alayım. Tek bir satırda yan yana yazacağım için şuradaki margin bottom 3'ü şuradan kaldıralım. Şuradaki satıra verelim. Şunu da getiriyorum. Şuradaki kol kısmının içerisine yazıyorum. Böylelikle grid sistemiyle kullanmış olacağım. Gördüğünüz üzere iki taneyi yan yana yazabildik. Nereye kadar? Extra small dahil hepsinde şu şekilde yan yana yazabilirsiniz. Tabi extra small'da yan yana yazmak istemiyorsanız gelip şurada call small 6 diyebilirdik. Kontrol edelim. Bakın small'un altına düştüğü anda aşağıya alt alta yazacak. Hemen şöyle de kontrol edelim. F12'ye tıklayalım. Evet, extra small'da yani mobil cihazlarda bu şekilde görünecek. Mobil cihazlarda bu şekilde gözükeceği için gelip şurada margin bottom 3 diyebiliriz. Ne zamana kadar? Margin bottom small'dan itibaren 0 diyeceğiz, düzelteceğiz onu. Böylelikle sadece mobilde margin bottom 3'ü gösterecek. Bakın margin bottom 3 geldi. Ancak şunu bir kapatalım. Şurada margin bottom sıfırladım tekrardan. Bakın şurada margin bottom 3 iken small'dan itibaren sıfırladım. Böylelikle daha düzgün bir görüntü elde ettim. Tabii siz yaparken ilk önce mobile göre yapacaksınız. Daha sonra üst ekranlarda nasıl görünüyor deyip orayı düzelteceksiniz. Unutmayın siteyi yaparken önce mobile göre yapın. Daha sonra sorun yaşamayın. Gutter'ı arttırabilirdik. Örneğin bu satırda boşlukları, sütunlar arasındaki boşlukları arttırabilirim. Örneğin gutter 5 dersem, bunu küçülteyim. Nasıl göründüğünü şuradan gözlemleyin.
Bakın şu kontrol S'e tıklayacağım. Siz şuradaki boşluğa bakın. Şuradaki boşluk arttı. Ya da şurada gutter 1 deseydim bakın birbirine çok daha yapışık olacaktı. Ben sütunlar arasındaki boşluğu çok çok az istiyor olabilirdim. Ya da gutter 0 deseydim birbirine yapıştırabilirdim. Gutter 2 deyip hafif bir artırma, gutter 3 deyip bu şekilde boşluğu artırabilirdim gibi. Bu da tamamen sizin nasıl bir grid sistemi istediğinize bağlı değişecektir. Buradaki row'la o şekilde oynayabilirsiniz. Bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders validation konusuyla devam edeceğiz.